Evet, 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini, öldürüldüğünü haberimizde izledik. Haberimiz yayına hazırlanırken bir son dakika gelişmesi daha geldi. Öldürülen terörist sayısı 37'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı da bunu son dakika gelişmesi olarak kamuoyuyla paylaştı sevgili seyirciler. Operasyon kararlılıkla devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Mehmetçiklerimizin terörle mücadelenin inşallah kökü kazınacak artık bu Türkiye'de. Siyasete bakacağız. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi seçim barajı konusunda çalışmalara başladı. Her ne kadar seçimler 2023 yılında yapılacak denilse de tabii ki bir taraftan da erken seçim tartışmaları sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor. Bu çalışmalar başladı. Nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Tabii ki merak konusu. Ancak şu bir gerçek, bu yapılan çalışmalara göre en azından seçime tek başına giren partiyle ittifak halinde giren partilerin barajları farklı olacak. Onu anlatacak haber. Seçim yasasının değiştirilmesi konusunda beklenen adım atılıyor. AK Parti ile MHP heyetleri arasında sıkı bir çalışma başlatıldı. 12 Eylül darbesinin ürünü olan %10'luk seçim barajını yeniden değerlendirmeye alan taraflar iki alternatif üzerinde durmaya başladı. Yapılan çalışmalara göre seçim barajının %5 ile 7 seviyesine düşürülmesi gündemde. Seçim barajının %5 seviyesine kadar düşürülme ihtimali meclise girmek için büyük çaba gösteren partilerde heyecana neden oldu. Seçim barajı %5'e kadar düşerse küçük partiler arasında üçüncü bir ittifakın da önü açılmış olacak. Kulislerde konuşulanlara göre İYİ Parti önderliğinde Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi bir araya gelip yeni bir ittifak oluşturabilir. AK Parti ile MHP heyetleri arasındaki çalışmalarda gündeme gelen ikinci seçenek ise ittifak içindeki uygulanan baraj. Seçimlere tek başına giren bir parti için baraj %5 seviyesinde olurken, ittifakla giren parti için bu seviyenin %12 olabileceği üzerinde de duruldu. Bilindiği gibi mevcut sistemde ittifak oylarının %10 seviyesine geçmesi durumunda ittifak içerisindeki tüm partiler seçim barajını aşmış sayılıyordu. Teşekkürler. Vallahi iyi günler inşallah.